Arkadaşlar selamlar. Ben Astro Canan. Şimdi sizlere rune falı bakacağım. Peri tarotu bakacağım. Altın tarotu bakacağım. Ve melek kartlarımla da destek vereceğim. Sevgili Doreen Virtue'nun melek kartlarıyla destek vereceğim. Arkadaşlar şu şekilde melek kartlarımı hazırlıyorum. Ve geliyorum falın bakımına. En güzel okumaları yapabilmemiz için meleklerimizden, perilerimizden destek istiyoruz arkadaşlar. Hepinizi dostlarım, negatif enerjilerden arındırmak için niyet ediyorum öncelikle. Tüsüyle bir arındırma çalışması yapalım. Hava elementiyle tüm negatiflerden kurtulmamız için, en güzel okumaları yapabilmemiz için meleklerimizden desteğimizi alıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Öncelikle isteyen rune taşlarını seçebilir. İsteyen peri tarotunu seçebilir. İsteyen evet içgüdülerimizi anlatan ve pornografik figürler içeren altın tarotu seçebilir. Gustav Klimt biliyorsunuz nü tablolarıyla ünlüydü ve bizim bilinçaltı böyle kodlamalarımızı anlatır. Nü tablolarından esinlenerek işte bu tür işte biraz pornografik figürler içeren kartlar altın tarotta vardır arkadaşlar. Bilinçaltı temizliği isteyenler de bu kartları seçebilirler. Ben yine temizlik yapayım arkadaşlar tekrardan. Hadi bakalım, fazla uzatmadan rune kartlarına geçiyorum. Özür diliyorum, rune taşlarına geçiyorum. Bir bakalım şöyle üzerinde arkadaşlar. Gözümü kapatıp önünüzde çekeceğim. 1, bakmıyorum. 2, 3 ve 4. Tamam. Fehu geldi. En başta Fehu'muz var. Evet dostlarım. Fehu bizi maddi olarak bazı olanaklara kavuşacağımız döneme işaret ediyor. Pertaro var arkadaşlar. Ve İzas diyor ki biraz soğuk davranıyorsun. Yani İzas demek biraz buzlar eriyecek arkadaşlar. Aşk konusunda İzas diyor ki buzların eriyeceği bir dönemeçten geçiyorsun. Maddi manevi olaraktan bir durağan dönem var. Bir aşk üçgeni yaşanmış arkadaşlar. Görüyor musun? Bir aşk üçgeni ve bir ihanet. İhanet haberiyle sarsılmış olabilirsin. Fakat barış olacak arkadaşlar. İhanet, bunu da çok şeye yormamak lazım. Yani seni sevmediği için gitti gibi falan yargılamamak lazım. Zaten seninle beraberliği olduğunda bir başka kişi varmış arkadaşlar. Bakınız, o uyarıyı da size yapmak istiyorum. Sanki ya bu insan evli ya da ne bileyim böyle hayatında biri varmış ve aniden sen de belirmişsin. Sıkıntı oradan kaynaklanmış. Uzaklara bir yere yolculuk yapacaksın sevgili dostum. Yolculuğun var. Yolculuğun gayet iyi geçecek. Ve özellikle diyorum ikizler burçları, yay burçları, başak ve balık burçlarına rune kartlarını seçen bu çift kısmetli burçlara diyorum ki zafer seninle, durmadan ilerleyeceksin ve önemli bir yolun var. Önemli bir yola gideceğini görüyorum. Yolda da güzel haberler alacaksın. Hatta durağan bir yol, yani gidip diyelim A şehrinden B şehrine gittin. Orada da dinlendin. Başka bir yere gitme var. İki ayrı şehirden güzel haberler alacağını belirtiyor. Maddi olaraktan sıfırlanmış sorun arkadaşlar. Maddi sorunun sıfırlandığını görüyor. Fehu en büyük şans verir arkadaşlar. Fehu şanstır. Berekettir. Gerçekten iki ayrı konuda şansın gülecek ve yeni başlangıçlar, yeni kapılar açılıyor arkadaşlar.
Bertaro aynı zamanda yurt dışı seyahatleri de anlatıyor size. Yurt dışı seyahatlerin de çok iyi gelecek. Ben sıkıntılı süreçlerin açıldığını görüyorum. Sıkıntıların açıldığını söylüyorum. Bir miras olayın var, bir mahkemelik olayın var. Onları da çözdürdüğünü işaret ediyor. Kavga dövüş ettiğin bir konuyla ilgili iki kişiden destek alacaksın ve manevi anlamda çok destekleniyorsun. İnancın yerinde diyor, yolun açık diyor. Sabırla bekle. Sabırla bekle sevgili dostum. Başmelek Jofiel güzellik konusunda sana yardım ediyor. Ruhunu, zihnini ve her türlü bedensel temizliğini yap. Genişlemeler, güzellikler hayatına dolacak. Ve yolun açık diyor arkadaşım, görüyor musun? Gerçekten bir küheylan gibi yolunda gidiyorsun. İşlerin yoluna giriyor ve uzun bir yolculuk yapacağını görüyorum. Başmelek Mikail diyor ki inandığın sürece negatif enerjiyle bağlarını keseceksin. Yeniye merhaba diyeceksin diyor arkadaşlar. Geliyorum peri tarotuna. Hazır mısınız? Yeşilin bereketi üzerinize yağsın inşallah arkadaşlar. Yine aynı şekilde negatif enerjiyi alıyorum. Arkadaşım kesinlikle üzerindeki bir ağırlık kalmasın inşallah. Şimdi arkadaşlar, evet, Anka belirdi. Anka kuşu biliyorsun küllerinden doğmaktır. Eğer kilo sorunu yaşıyorsan arkadaşım, aniden kilo kayıpların olacak. Güzel şeyler olacak, gelişmeler. Bir dış görünüşünde değişim olacak. Ameliyatımı yaptırırsın, bir güzellik olayımı gündeme gelir. Hafifleyeceğini, kilo vereceğini görüyorum. Üzerindeki ağırlıktan kurtuluyorsun. Yapılan bir büyü ya da negatif enerjiden kurtardığını kendini. Kendini kurtarıyorsun arkadaşım. Ve şu anda var ya, kesinlikle ve kesinlikle hayatına birisi girecek. Eğer bekarsan ve yaşamında kimse yoksa, kadın ya da erkek olman fark etmez, seni derinden sarsacak ve yüreğinde fırtınalar estirecek birisi hayatına giriyor. Al onu, kabul et sevgili dostum. Gerçekten çok güzel gelişmeler yaşayacaksın. Fakat şurada bir şey görüyorum arkadaşım. Yani küllerinden yeniden doğacaksın dedim ama şurada bir eski hesaplaşma var. Karşına çıkacak. Bir eski hesabı ödeyeceksin arkadaşım. Bir eskiden gelen hesap ödenecek ve gerçekten seni sıkıntıya sokan durumlar olabilir. Boğa, akrep ya da kova, aslan burcu olabilirsin. Eski bir aşkın gündeme gelebilir. Eski bir borç gündeme gelebilir. Ona ışığa git diyeceksin sevgili arkadaşım. Kesinlikle diyor ki sistem, lütfen artık geçmişi geride bırak. Bakın, geçmişi geride bırakman gerekir. Şu an büyük bir mücadeleye giriştiğini görüyorum. İnatlaşma, hayatla inatlaşılmaz. Hayatın kurallarına göre oynaman gerekiyor arkadaşım. Hayatla inatlaşma diyor sistem. Ve dediğim gibi saydığım burçlar boğa, akrep ya da kova, aslan olabilirsin. İnatlaşma hayatla. Her şeyin çözümü var diyor sistem. Ve köklerine dayanan bir çözüm üreteceksin. Yani aile köklerinden bir destek gelebilir. Ailenden bir destek gelebilir. Al ve kabul et diyor. Şimdi küçücük bir olay büyüyecek arkadaşlar. Küçük bir sermayeyi büyüteceksin. Maddi kazancını iyileştireceğini görüyorum. Ve aynı zamanda bir ritüel yapmışsın. Bu ritüel duyulmuş. Ne yaptın, bize de söyle.
Sevgili dostum, bir ritüelin var, bir duan var. Bu gerçekten seni ileri boyutlara taşıyacak bir durum. Kesinlikle ve kesinlikle ritüelin duyulmuş. Bir haber duyacaksın, şok olacaksın ve şükret diyor baş melek Ceremael. Şükrettiğin zaman hayat sana daha fazlasını getirecek, daha çoğunu getirecek. Şükrettiğin sürece yeni kapılar açılacak, gözyaşların dinecek ve gani gani bolluk, gani gani iyilik hayatına doğru akıyor sevgili dostum. Küçücük bir sermayeyi büyüttüğünü görüyorum. Haydi gözün aydın. Sen ya da partnerin, sen ya da baban, annen, her kimse, aileden birileri, ama senin de dahil olduğun bir gelir elde edilecek. Tebrik ediyorum. Ne diyebilirim? Şimdi arkadaşlar, altın tarota geliyorum. Altın tarotu bakalım bize neler anlatacak. Uzun süredir bir iş askıya alınmış. Balık burçları, başak burçları, ikizler ya da yay burçları, bir acı çekme safhasındasın. Bir şeyler sana acı veriyor. Ama diyorsun ki ben tünelin ucundaki ışığı gördüm. Ben bu acıyla başa çıkabilirim diyorsun. Hadi bakalım, bunu sen diyorsun. Gerçekten tebrik etmek gerekir. Bakalım, melek kartlarını da seçiyorum bir taraftan. Bakalım onlar bize ne diyor ya arkadaşlar. Onlar bize ne diyor? Onlar bize ne diyor? Bakalım gerçekten başaracak mısın? Bak, şimdi bir acı çekme var. Bir nazar enerjisi var. Negatif enerji var. Büyü var. Ve sen düşünüyorsun, öfkeleniyorsun. Kim bana ne yaptırabilir? Bak, öfkelenen kadını görüyor musun? Yani diyor ki derinlere iniyor, soruyor, ediyor. Kim benden mi kaynaklanıyor? Birisi negatif enerji mi yaptırdı? Bir büyü mü var? Nazar ve büyü var arkadaşlar. Nazar ve büyü var. Bakalım nasıl çözülecek? Zamana bırak diyor. Yani daha doğrusu uzun zaman önce yapılmış ve sen hala onun etkisini taşıyorsun diyor. Zamanla değişecek diyor ve zamanla değişeceği için dostlarım, bakın, zaman içerisinde değişeceği için bir zamanı anlatan sureyi öneriyorum size. Kehf suresini okuyun. Bir zamanda yolculuk yapıyormuşçasına acılardan biraz hafifleyeceksiniz. Büyülerden hafifleyeceksiniz. Okumayabilirsiniz. Dinleyin arkadaşlar. YouTube'u açın. Kehf suresini dinleyin. Her şey yoluna girecek. Bundan emin olun. Negatif enerji ve nazar sarmış benliğinizi. Allah göstermesin. Daha kötü şeyler olmasın. Ve ikinci belirleyici kartımı seçiyorum. Diyorum ki, evet dostlarım, bir tamamlanma süreci yaşanacakken birden yarım kalmış bir durum var. Ama yine güçlüsün, metanetlisin, ayakta duruyorsun. İyi ki varım diyorsun. Gerçekten özellikle çocukların ile ilgili olaylar veya çocukluğundan getirdiğin bilinçaltı kodlamalarından dolayı canın çok sıkkın, üzgünsün, dargınsın, kırgınsın birilerine, bir şeylere. Yakın zamanda bunu çözeceğini görüyorum. Sıkıntılı süreçleri sona erdiriyorsun. Sıkıntı bitmiş, dağılmış gözüküyor arkadaşım. Bunu sen başarıyorsun. Tek başına mı? Evet. Tek başına. Çocukluktan getirmiş olduğun, belki böyle sevgisizlik olabilir, çocukluktan getirmiş olduğun itilmişlik duygusu olabilir, ama bunların giderileceğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, bir de şu var. Bazı dostlarımın böyle, nasıl diyeyim, harekete geçmesi gerekiyor. Yani bir şeyler duran durumda ve hareket etmesi gerekiyor. Bir ortaklık yapacağınızı görüyorum. Cesaretle atıl. İyilik göreceksin. Bu ortaklık dostlarım, kardeşlerinle olabilir, kuzenlerinle olabilir, iyilik getirecek. Aynı zamanda
Dünyana ışık veren, seni yeniden yaratan bir aşkı hayatına kabul ediyorsun. Aldım, kabul ettim diyorsun. Aşk hayatın bir hayli hareketli. Her ne kadar soğuk gibi gelse de sevdiğin insanla ilişkini her daim hareketli tutacaksın, heyecanlı tutacaksın. Zaten ilişkilerin bitmesinin sebebi ya da evliliklerin bitmesinin sebebi nedir? Daha önce de söyledim. Heyecan yok olmuştur. Artık karşıdaki kişi yaşama azmini kaybetmiştir. Size de yansır, birebir yansır. Zamanla öyle evlilikler biter arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve yakın zamanda arkadaşım güzel haber alacağını söylüyorum. Ruhsal alemden gelen hediyelere dikkat et. Ruhsal alem sana güzellikler taşıyacak. Bir de maddi olarak ev değiştirebilirsin, şehir değiştirebilirsin. Gözün aydın. Arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz gerek tarot bakımı, gerek kahve falı, su falı bakımlarıyla karşınızda olacağım. Astro Canan ben. Yıldızname bakımlarım da zaten çok beğeniliyor. Arkadaşlar, ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yazın lütfen. Çünkü ben meditasyonda olabiliyorum. Kitap okuyor olabiliyorum. Enerji çalışmasında ya da fal bakımında olabiliyorum. Lütfen mesaj atın. Telefonları çevirmeyin lütfen. Mesaj yazın. Ben size dönerim. Niye mesajlara cevap vermiyorsunuz diyenler oluyor. Bazılarına 3 gün sonra döneyim. Altta kalıyorlar arkadaşlar. Ben bütün yani 150-200 tane mesajı okumak zorundayım. Bazen böyle arada atlıyorum. İkinci, üçüncü kez mesaj atabilirsiniz atladıklarım. Arada kaybolabiliyorlar bazen. Seviyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın.